Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende alan konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 4'ün çözümünü yapacağız. TYT tarzında bir test hadi bakalım çözümlere başlayalım. Üçgen biçimindeki bir kağıt aynı noktadan geçen kenarlara paralel doğru parçaları boyunca kesilip oluşan üçgenlerin alanı üzerlerine yazılıyor. Evet 9, 16 ve 25 verilmiş arkadaşlar ve paralel doğrular boyunca kesilmiş. Yani arkadaşım bakın şimdi şuraya bir nokta açısı dersem Hocam paralel doğru olduğu için yöndeşten burası da nokta, yöndeşten burası da nokta, yöndeşten burası da nokta mı? Nokta. Peki ben buraya bir çizgi dersem, yöndeşten burası da çizgi, yöndeşten burası da çizgi, yöndeşten burası da çizgi mi? Evet. Buraya da çift çizgi dersem eğer, yöndeşten burası da çift çizgi, yöndeşten burası da çift çizgi. A, hocam bana verdiği bu alan, bu alan ve bu alan bak nokta çizgi çift çizgi üçgenleri oluştu. Yani bunlar benzer oldu açı açı açıdan Benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşit olduğundan alanlar oranının karekökü de 9, 16 ve 25'in karekökünü de alacak olursak yani 3, 4 ve 5 bu bizim benzerlik oranıdır arkadaşlar. Madem benzerlik oranı 3 4 5. Yani burası hocam çift çizginin karşısı 3, kert, çift çizginin karşısı 4, çift çizginin karşısı 5 diyebiliriz arkadaşlar. Normalde 3k 4k 5k da k yazmaya üşendim açıkçası. Sonra baktığımızda dörtgen şunlar paralel bunlar da paralel olduğundan paralel kenar oldu. Burası 4. Aynı şekilde burası da 3 mu oldu arkadaşlar? Evet. E sonra ne yapacağız burada arkadaşlar? Bize diyor ki bu dörtgenlerin alanlarından bir şeyler bir kesit isteniyor arkadaşlar. O zaman dörtgenlerin alanlarına ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Dörtgenin alanına ben şurada ulaşabilir miyim? Benzerlikten dolayı ulaşırım. Şuradan şöyle şuradan da böyle ulaşırım ama şuraya ulaşabilecek miyim? Onu merak ettim. Burada da şey yapalım. Çizginin karşısındakilere gidelim. Çizginin karşısındaki 3K ise pardon burası 4K ise buradaki çizginin karşısı 3K. Buradaki çizginin da ne olacak arkadaşlar? 5K olacak. Yani burası 5K. Burası da 4K mı oldu paraya kenardan dolayı? Evet. Yani her yerde burası 3, 4, 5, burası da 3, 4, 5 şeklinde çıktı. Hatta burada da arkadaşlar aynı mantıktan burası 3'enken, bakın şurası 3'enken noktanın karşısı. 3'en paraya kenardan dolayı, burası da benzerlikten 4'en, ee, burası da benzerlikten dolayı 5'en yapacaktır. Burası da 5'en mi yapacaktır arkadaşlar? Evet paraya kenardan dolayı. Ee, bir yerden başlayalım artık arkadaşlar. Bir şey yapmaya başlayalım, dağıtmaya başlayalım. Yani burada kalan kaçtı? 9'du. Bak şimdi 9. 3K'da kalan 9'sa hop şöyle çizdin. Hocam 3K'da kalan 9'sa 3 katı 3 katı burası 12 yapar. Paraya kenar olduğundan dolayı ya da hiç gerek yok. Şuradaki dörtgen paraya kenar mı? Paraya kenar. Paraya kenarın yarısı 12 ise diğer yarısı da 12 diyebiliriz. Ya da hiç gerek yok. Burası 16 mı? 4 endeki alan 16 ise 4 katı 4 katı. O zaman bak burası da 12 çıkıyor mu? Çıkıyor. Sonra aynı şekilde burada da alan dağıtmaya devam edelim. 3K'da kalan 9 sa 5K'da kalan kaçtır arkadaşlar? 3 katı 3 katı 15. E hocam o zaman şuradaki alan da belliydi 25. 5'teki alan 25 ise 5 katı 5 katı burası da 15 diye bulduk. Yani burayı 24 bulduk. Burayı kaç bulduk? 30 bulduk. E burası kaç ki arkadaşlar? Yine alan dağıtmaya gidecek olursak şöyle. 4 kalan 16 ise 4 katı 4 katı. E o zaman burası 20. 5'te kalan 25 ise 5 katı 5 katı. Burası da 20. Toplamda burada kalan 40 yaptı. Yani bizden ne isteniyor? 40, 30 ve 24'ün toplamı isteniyor. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 94 yapıyor. Evet birinci soru böylelikle Akçay oldu. Geldik ikinci soruya diyeceğim ama çıkmış soru maalesef ben kanalımda çözemiyorum. Uygulamadan bakarsınız arkadaşlar çözüme. Geldik üçüncü soruya. Alan dağıtma arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir alan dağıtma. Şimdi ne diyelim burada? Şuradan dağıtmaya başlayalım hocam. Hop şöyle çizelim isterseniz. Hocam 2'deki alan 4'teki alan. Ya burada 2'deki alan A iken 4'teki alan e, 2A deyip dersek sıkıntı dağıtacağız. Çünkü çift kat olması lazım. 2'nin katını 3'ün katına dağıtamayacağım. 2'nin katına burada 2A dersem 4'ün katı 4A mıdır? Evet. 2'deki alandan 3'teki alana gideceğim. 2'deki alan burada kaç arkadaşlar? 2'deki alan 6A. 3'teki tepe noktası C'ye bakın. 3 katı 3 katı. Burası da 9A mı yapacak? Evet. Ben 4 A alanını bulabilir miyim? Bulurum. Niye? Çünkü böyle bir alan var burada. 120 derece. Şurası 2. Burası 4. Hocam 120 ve 4 ve 2 var burada. Sinüs alan formülünden bulabilirim diye düşünebilirsiniz ama ben ne yapıyordum? Tabana ait yükseklik çiziyordum. Bakın şu üçgenin alanını bulmaya çalışacağım şimdi. E hocam burası 60 derece olduğu için şuradan dik çizdim. 90'ın karşısı 4 ise 30'ın karşısı 2. Burası da 2 köküç. Taban 2. Yükseklik 2 köküç. Dolayısıyla e, burası da 4A alanıydı. 4A alanı. 4A alanı neye eşit? 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2'ye eşit. Yani buradan ne geldi? Kök 3 bölü 2 mi geldi A alanı? Evet kök 3 bölü 2 geldi. Bizden ne isteniyor? 11A isteniyor. O da 11 ile kök 3 bölü 2'nin çarpımı. Yani 11 kök 3 bölü 2 yapar arkadaşlar cevabımız. Daha değişik yollarla yapabilirsiniz. Sinüs alan formülünden bunu bulup sinüs alan formülünden tamamını bulup tamamından beyaz alanını çıkartıp yapabilirsiniz ama ne bileyim ben böyle işte. Ben böyle bir adamım arkadaşlar. Beni böyle kabul edin. Üçüncü soru Edremit evet, oldu. Geldik dördüncü soruya. 15-20 ne üçgeni? 25 üçgeninden 25 çıktı burası. Yukarıdaki şekilde ABC ve ACD üçgenlerinin alanları eşit. Yani 15 çarpı 20 bölü 2 bir dik üçgenin alanı. Diğer dik üçgenin alanı, alanı da x çarpı 25 bölü 2 eşit. Bölü 2'ler gitti. 5'e bölsen 5'e bölsen 3, 5. Bir daha 5'e bölsen 5'e bölsen 4. Buradan 12 eşittir x mi geldi? Evet cevabımız böylelikle denizli yaptı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Boyalı üçgenlerin alanları toplam 12 olduğuna göre alan ABC nedir diye soruluyor. Arkadaşlar çift çizdeki alan A ise çift çizdeki alan A mıdır? Tepe noktası B'ye göre baktığımızda evet. Tepe noktası C'ye göre baktığımızda çift çizdeki alan B ise çift çizdeki alan B midir? Aynen öyle. Taralı alanlar toplamı A artı B'yi vermiş bize 12 diye. Alan ABC isteniyor. Alan ABC de 2A artı 2B değil midir arkadaşlar? Yani A artı B 12 ise 2 parantezinde A artı B'dir aslında bu. Şurası 12. E o zaman cevabımız kaç yaptı? 24 yaptı. Beşinci soruyu böylelikle C Han bulduk. Geldik 6'ya. G üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ise ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır hocam. 2 eş parçaya böldü. Dört ken burası da 2 yaptı mı yaptı? Hocam bir ken burası da 2 mi yaptı? Evet. A bak ne oldu burada? Bir de bu kenar ortaydır eşkenar üçgen çıktı. Hatta ve hatta bir de şunu çizersek arkadaşlar, buradaki alanların hepsi birbirine eşit değil miydi? Evet. 6 eşit parçaya bölüyordu ve A alanı artık ben bulabilirim. A alanı nedir? Şuradaki eşkenar üçgenin alanı. Eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4'e eşitti. A kare kök 3 bölü 4'e eşitti arkadaşlar. E o zaman buradan A'yı kaç bulduk? Kök 3 bulduk. Bizden alan ABC isteniliyor. Yani 6A isteniliyor. O zaman cevabımız 6 kökü çıkar. Yani kaçıncı soru? 6. soru Denizli çıktı. Geldik 7'ye. Alan ABC isteniyor. Bakın dikkat edin. 7 tabanı var. 7 tabanına ait yükseklik var. E, taban çarpı yükseklik bölü 2'den çıkacak arkadaşlar. Yani şu üçgenin alanı nedir? Bakın 7 tabanına ait yüksekliğe 7 tabanına ait yükseklik kaç? 2. Hocam alan ABC 7 çarpı 2 bölü 2 artı bir de şu üçgenin alanı arkadaşlar. Bu üçgende de taban belli. Tabana ait yükseklikte de bir değil mi? Evet. 12 çarp 1 bölü 2 eşit bir de. E o zaman arkadaşlar cevabımız 7 artı 6'dan 13'e eşit olur. Yani 7. soru akşay oldu. Geldik 8'e. Ağırlık merkezi demiş ve birbirine paralel doğrular verilmiş. Arkadaşlar şu paralelliği ben kullanacağım. Öncelikle paralel doğrular verilince ben böyle bir paralelleri belirtiyorum şöyle. Siz de bilirseniz tabii ki iyi olur. Sonra ne demiş burada? BG ile GD birbirine eşit verilmiş. BG ile GD. Öncelikle ağırlık merkezi olduğu için arkadaşlar şu. Hocam şu kenarlı şu kenar birbirine eşit ve 1'e 2 oran var. K iken burası 2K. E hocam BG ile burası eşit verilmiş. O zaman burası da K mı? K. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Burada başka bir şey verilmiş mi? F ile E birbirine eşit verilmiş. F de birbirine eşit verilmiş. Şununla da şu birbirine eşit verilmiş. Aa hocam şuraya baktığımız zaman Burada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar baktığımız zaman hocam 1'e 3 oran var. O zaman 1'e 3 oran varsa burası burası A iken burası 3A mıdır? Evet. Bununla da bu eşit verilmiş. Burası da A'dır. E sonrasında 1'e 3 oran var. Hocam 1 bölü 3 oran olacağından dolayı yani burası enken burası 3 ense o zaman buraya ne kaldı? 2 en kaldı. İster böyle alan dağıtarak gidin isterseniz benzerlikten gidin. S1 bölü S2 isteniyor bizden. E, benzerlikten de gidebiliriz. Alan dağıtmadan da gidebiliriz. Ama sanki alan dağıtsak daha iyi olacak arkadaşlar. Şuradan başlayalım isterseniz. 1'e 3 oran var ya burada arkadaşlar. Şuradaki oranlamayı da bulayım o zaman. Buradaki oranlama da M'e kaç M arkadaşlar burası? 3 M. E, hocam burada M'e 3 M e 3M yazdık. Yukarıdan aşağı 1'e 2 oran olacak. E, 1'e 2 orandan dolayı da burası 4 M ise burası da ne olacak? 2 M olacak arkadaşlar. Her yerdeki oranlamayı bulduk. Hadi alan dağıtmaya. Alanı dağıtacak olursam K'dan başlasam şöyle. K'da kalan A ise hocam 3K'da kalan 3A'dır. Sonra A'da kalan 4A ise A'da kalan 4A'dır. 2N'deki kalan 4A ise 2 katı N'deki kalan da 2 katı 2A olacaktır arkadaşlar. S1 dediğimiz kaç yaptı o zaman? Direkt şuradaki alanı da bulmamıza da gerek kalmadı. 2A yaptı. S2 dediğimiz ne yaptı? A yaptı. 2A e, bölü A'dan kaç yapıyor cevabımız arkadaşlar? 2 yapıyor. 8. soru böylelikle denizli çıktı. Geldik 9. soruya. Bir üçgenin önce 100 cm sonra 60 cm uzunluğundaki kenarları dikdörtgenin kenarı üzerine geldiğinde köşesinin dikdörtgenin, üzerinin, dikdörtgenin üst kenarının uzaklığı sırasıyla 158 ve 130 oluyormuş. Hmm. Arkadaşlar bu üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Bu üçgenin alanı bulmak için 90 derecede var ya tabana ait yüksekliği bulacağız arkadaşlar. Şuraya ben bir haş dersem. a, dikdörtgenin bir kenarı kaç oldu? Haş artı 158 oldu. Hocam burası da haş artı 158 olduğundan dolayı. Ve şunun devamı da hop şuraya geliyor. Haş artı 158. Haş artı 158 olduğundan dolayı. Buraya da haş artı 28 mi kaldı? Evet. Bakın her iki üçgen de aynı üçgen değil mi? Aynen. E, aynı üçgen eş üçgen olduğu için alanları da birbirine eşit olmak zorunda. E o zaman birindeki alan 100 çarpı h bölü 2. Diğerindeki alanda 60 çarpı h artı 28. Bak 60 tabanına ait yükseklik. 60 çarpı h artı 28 bölü 2'ye eşit. Bölü 2'ler gitti mi gitti. Sıfırlar gitti mi gitti. 2'ye bölsen 5. 2'ye bölsen 3. Buradan ne geldi? 5h eşittir. 3h artı 3 kere 3 çarpı 28 diyelim isterseniz. Öbür tarafa atınca 2h eşittir. 3 çarpı 28'den dolayı 2'ye bölsen şu 14 yapıyor. Buradaki 2 sadeleşsin. 3 ile 14'ün çarpımı. O da kaç yapıyor? 42 yapıyor. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bu üçgenin alanı. Evet haşı 42 bulduysak. Üçgenin alanı kaç yapar? 100 çarpı 42 bölü 2'ye eşit olacaktır. Yani burası 21 yaptı. A'yı da buradan kaç buluruz? Alanında yani daha doğrusu. 2100 olarak buluruz arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. Güzel bir soru. Gerçekten böyle değişik sorularla karşılaşıyoruz. Vallahi çok hoşuma gidiyor bu kitabı çözmek. Acayip zevk alıyorum gençler. 10. soruya geldik. G ABC üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi G ise hop. 90 ve ağırlık merkezi varsa ne yapıyorduk? Muhteşem üçlü bizim için önemliydi. Hocam tamamı kaç bunun? 30. Tamamı 30 olduğundan burası 15 burası da 15. Yani buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Sonra ne yapacağız? Bize alan ABC istenmiş zaten. Muhteşem üçlüden dolayı. Dikkat edin arkadaşlar. Muhteşem üçlüden dolayı. Hocam burası 15 burası da 15 ise... Burası da 15 olmalı. E 1'e 2 oran var. 3'e böldüğümüz zaman 15'i 5 geliyor burası. Şurası da 10 yaptı? Evet. A 3 5 ne üçgeni? 3 4 5 üçgeninden burası 4 geldi. Şimdi alan ABC isteniyor. Arkadaşlar tabana ait yükseklik bulacağız. Tabana ait yükseklik dediğimiz hocam bu yükseklikten gidebilir miyiz? Tabi alan dağıtarak da gidebiliriz de direkt yüksekliği de bulup ona göre de hamle yapabiliriz. Hocam bu yüksekliği nasıl bulacağız? E burada bir benzerlik var artık arkadaşlar. 5 bölü 15 oran var burada. 4 bölü haşa eşit değil midir arkadaşlar? 4 bölü haşa eşit. Bak tabana ait yüksekliği bulmuş olacağız böylelikle. Buradan 1'e 3 oran var. 1'e 3 orandan haşı kaç bulduk? 12 bulduk. Haş buradan 12 geldi. O zaman alan ne yapacaktır arkadaşlar? Alan ABC ne yapacaktır? Tabanımız kaç? 30. Tabana ait yükseklik kaç? 12. 30 çarpı 12 bölü 2'den 180'e eşit oluyor galiba. Evet cevabımız böylelikle 10. soruda Balıkesir yaptı. Ve böylelikle test 4'ü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.